Timsel Hanım, Kazım Karabekir Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve önemi nedir sizce? Şimdi esasına bakarsanız Allah hani Türk milletini kurtarmak istemiş, ilahi bir kadro göndermiş. Bakıyorsunuz hepsi birer cevher. Sınıf arkadaşları, okul arkadaşları Mustafa Kemal daha sonra Harbiye'de aralarına giriyor. Ve Mondros ateşkes imzalandıktan sonra Kazım Karabekir Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret ediyor. Paşam diyor, İstanbul'da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Kurtuluşun anahtarı doğudadır, doğuya gelin. Ben 15. kolordunun başına Erzurum'a gidiyorum. Sizi bütün kolordumla destekleyeceğim. Ve Mustafa Kemal Paşa iyi olur olmaz size mülaki olacağım der. 19 Mayıs Samsun'a çıkıyor. Ne acıdır ki İngilizlerin verdiği bir pasaportla çıkıyor. Padişah aciz, egemen İngilizler ve Mustafa Kemal'e verilen görev de çok acı. 9. Ordu müfettişi olarak büyük yetkilerle fakat Türk'ü bastır, Türk'ün silahını topla diye gönderiliyor Mustafa Kemal Anadolu'ya. Tabii ki o görevi yapmayacaktır. Yeter ki ayağını mukaddes Anadolu topraklarına atabilsin ve Amasya'da haykırıyor. Vatan bütündür bölünmez, millet bütündür bölünmez. Burada Anadolu'ya ilk çıkan beşleri saygıyla anıyorum. Beş kahraman Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal, Refet Bele, Rauf Orbay. Anadolu'ya ilk çıkan beşler onlardır. Beş cevher. Beş cevher. Rahmetli Cemal Kutay beşi bir arada, beşi bir yerde altınlarımız derdi. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'daki sözleri, Amasya genelgesi İngilizleri rahatsız ediyor. Padişah zaten çok aciz. Derhal Mustafa Kemal'in azledilmesini, tutuklanmasını istiyor. Ve bu görevi Kazım Karabekir'e veriyor padişah. Mustafa Kemal çok üzgündür. Beni azledeceklerine ben istifa edeyim der ve hepimizin bildiği gibi bütün rütbelerinden arınır, sivil bir insan. Erzurum'da bir konakta Mustafa Kemal bir masa başında otururken içeriye yaveri Kazım Dirik giriyor. Paşam diyor, istifa ettin. Bundan böyle ben kimden emir alacağım? Elimdeki dosyaları kime bırakacağım? Bu sırada Cevat Abbas diğer yaveri içeriye giriyor ve Mustafa Kemal Paşa'ya Kazım Karabekir'in bir bölük askerle gelmekte olduğunu haber veriyor. Rauf Orbay yanında ve anılarında diyor ki Mustafa Kemal bir an sarardı. Her şey buraya kadarmış Rauf. Kazım Karabekir içeriye giriyor. Sivil olan Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında bir asker selamı çakıyor. Ve paşam diyor, dün olduğu gibi bugün de bütün kolordumla emrinizdeyim. İşte Türk'ün kurtuluş yıldızının parladığı an, o an. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli o anda atılıyor. Kazım Karabekir Paşa'nın gösterdiği basiret ve kararlılık. Tabii. Tabii iki dava arkadaşı. Kurtuluş Savaşı'nın önünü açmış oluyor. Tabii iki dava arkadaşı yaşlı gözlerle sarılıyorlar. Şöyle bir önemi var 15. Kolordu'nun. Osmanlı'nın bütün askeri terhis olmuş. Bütün silahlar toplatılmış. Yegane terhis edilmeyen askeri olan ordu, silahlı ordu Kazım Karabekir'in 15. Kolordusu. O yüce insanın arkasında, Mustafa Kemal'in arkasında artık bir ordu desteği var. Erzurum Kongresi toplanıyor, bunu Sivas Kongresi takip ediyor ve şanla şerefle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ondan sonradır ki Doğu tamamıyla Ermenilerden temizleniyor ve Kazım Karabekir oradaki askerden, yani düşmandan alınan ganimetleri, konserveleri, silahları, tankları, tüfekleri sağlam kalan askerleriyle Mustafa Kemal'in ordusuna batıya kaydırıyor ve batının kurtuluşunda da çok büyük rol oynuyor.